billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersu rabi'u minel fa'ili. Bugün fa'al mebhesinin dördüncü dersini okuyoruz. Bugünkü dersinin başı, dünkü dersinin devamı. Dün biz ne dedik? اَوَّقَ مَفْعُلُهُ بَعْدَ اِلَّا Bu İbn-i Hacib söylemiş. Mevlana Cami اِشَرْتِ تَوَسُّطِهَا بَيْنَهُمَا فِي سُورَتَيْهِ تَقْمِ وَتَقْلِدِ Mevlana Cami orada bir kayıt koydu. Bugün o kaydın faydasını söylüyor. Diyor وَاِنَّمَا قُلْنَا بِشَرْتِ تَوَسُّطِهَا بَيْنَهُمَا فِي سُورَتَيْهِ تَقْدِيمِ Takdim ne? Sureti. Ve tehir, tehir sureti. Yani takdim, tehir suretine illa ortada olmak kaydıyla faalın takdimi nedir? Vaciptir. Ve innama kuna bir şartı tevessut ya benevman fi sureteyi takdim. Değil mi? O takdim ki nedir? Sabitir. Ve tehir, o tehir ki nedir? Mumtendir. Yani faalın takdim sureti ku vacibdir. İlla olursa. Tehir sureti ku mumtendir. Yani takdimul faal tehirul meful değil. Takdimul faal tehirul faaldir. Niye biz böyle dedik? Yolle ennehu lev kudimel mef'ulu alel faali ma'a illa. Hani biz burada faalın takdimi vacip, mef'ulün te'hiri vacip diyoruz. Ama illa ortada olmak kaydıyla. Niye biz böyle dedik? لِأَنَّهُ لَوْ قُدِّمَ الْمَفْعُلُ عَلَى الْفَعْلِ Eğer mef'ul faala ne olursa? Bunun misali ne gibiydi? Yukarıda bakın. بَعْدِ اِلَّا بِشَرْهِ تَوَسُّكَ بَيْرْمَ فِي سُرَتَّهِ تَقْدِمَ التَّخِرِ Gördünüz mü? نَحُ مَا دَرَبَ زَيْدٌ اِلَّا عَمْرًا Misali görün orada. Gördünüz mü? Bari gördünüz mü? Ha. O illa ortada olduğu sürece Zeydun takdimi vacip, Amr'ın tehiri nedir? Vacip. Ha, ve inne maqulna bi şartı tevessut ya beynumun fi sureti takdim ve tehir li enne lev kuddimel mef'ulu alel fa'li. Mef'ulun misalde nedir? Amr. Fa'la takdim edilirse. Ma illa, illa ile beraber. Ne denilse feyukale denilse ma derebe illa amren zeydun. Bak o tehiri vacip olan amren illa ile beraber zeydin önüne geçerse takdim edilirse fe zahar zahar o ki enne manası budur. Zahar o ki manası budur. Nedir? İnhisaru daribiyeti zeydin fi amri. O muahhar olan Zeyd'in, o muahhar olan faalın daribiyeti amre ne olmuş? Munhasır olmuş. Peki, biraz önceki ma darebe, Zeyd'un illa amren manası neydi? Zeyd amirden başka kimseye vurmamış. Bak Zeyd'in daribiyeti amre munhasır. O amren illa ile beraber Zeyd'in önüne geçerse yine Zeyd'in daribiyeti amre nedir? Munhasır. Bak mana bozulmadı. Hasır bozulmadı. Niye o amr muahharken de daribiyetü zeyd amre munhasır? Amr zeydle beraber öne geçerse yine aynı durum böyledir. Niye? Diyor izil hasru hasır innema huve fima yeli illa. İlladan sonra ne gelirse hasır onda yapılır. Mahsur fihi o. Amr muahharken illadan sonra diye. Amr önüne geçerken ilayla beraber geçti yine illadan sonra gelmiş oluyor. O zaman hasr değişmiyor. فَلَا يَنْقَلِبُ الْحَسْرُ الْمَطْلُوبُ Burada bize matlub olan Kozeyd'in darabiyetinin amre olan hasridir. Bu hasr-ı matlub kalp olmuyor. Ne olmuyor? Önce neyse yine aynı öyle. Öyleyse felâ yecbu takdimul faali.
burada faalın takdimi vacip değildir. Yani illa ile beraber mefulla takdim edilen değildir. Hiçbir sıkıntı yok. Ma derebe zeydun illa amren. Burada mefulun tehiri de caiz. Ma derebe illa amren zeydun. Burada mefulun takdimi de nedir? Caiz. İlla ile beraber olduğu sürece caiz. Ama lakin lem yestahsinhu ba'duhum. Bazı alimler bunun ne? Bazı alimler bunu iyi görmemişler. Ne görmemişler? Hasen görmemişler. Demişler bu güzel bir şey değil. Bunu da yapan miftahın sahibi Sekaki'dir. Sekaki demiş bu hasen bir şey değil. Ma darebe illa amren zeydun hasen değil. Niye hasen değil? Bu sefer sıkıntı hasrın kalbinde değil. Ya لِأَنَّهُ مِنْ قَبِلِ قَسْرِ الصِّفَةِ. Burada sifet kasr edilmiş. Ku nedir? Daribiyetu zeydir. Ala şeyin ku amirdir. Kable tamamı da o sıfet tamam olmamış. Ma darebe illa amren. Bak, ma darebe. Biz neye hasediyoruz amirde? Daribiyetu zeydir. Yani zeyd daha gelmedi. Daribiyetu geçti. Darib geçti, derb geçti. Daha zeyd gelmedi. Bak, sıfet daha tamam olmadan mevsufuna ne yapılmış oluyor? Hasır edilmiş oluyor. Bu da iyi bir şey. Şimdi burada duralım. Önce sıfet-i nahvi var. Sıfet-i lugavi var. Sıfet-i nahvi o tevabi'e hamseden biri olan sıfettir. Mevsufun bir vesbidir. İrab'da ona tabidir. Sıfet-i lugavi herhangi bir zata kaim olan vesf. İse sıfet-i nahvi olsun, ise olmaz. Öyle değil mi? Uzunluk birinin vesfidir. İlim birinin vesfidir. Bu renk, bu divarın neyidir? Bir vesfidir. Ha, buradaki vesiften murad vesfi lugavidir. O daribiyetü zid amrın bir vesfi değil midir? Ona hasır olmamış. Yoksa vesfi nedir? Nahvi değil. Ha, vesfi nahvi ile vesfi lugavi arasında fark. Vesfi nahvi am, vesfi lugavi khas. Nerede vesfi nahvi varsa aynı zamanda vesfi lugavidir. Yani orada zata kıyam eden, zatın kendisine mütesif olduğu bir vesf değil mi? Nerede vesf-i nahvi varsa, zeydunil kaimu, caz zeydunil kaimu, bak vesf-i nahvi de aynı zamanda zeyd kıyamla mütesiftir. Nerede vesf-i nahvi varsa, vesf-i lugavi var, ama nerede vesf-i lugavi varsa, vesf-i nahvi olmayan bilir. O zaman vesf-i nahvi nedir? Hasır, vesf-i lugavi, amdır. Bunu öğrendik. Bir de tekrar dersin başına geçelim. Ve innemâ kuna bişerri tevessutiha beynemâ fî sûreteyi takdim-i tâhiri li'ennehu lev kuddimel mef'ulu alel fa'ali. Bildiniz değil mi? Eğer mef'ul fa'ala takdim edilirse ma illa, illa ile beraber. Ne ile beraber? Şimdi bu bir illet mi? İllettir. Bu neyin illetidir? Abdülhamid'e bakın. لِأَنَّهُ لَوْ قُدِيمَ الْمَفْعُولُ. Gördünüz mü? Diyor, dikkat edin. هَذَا دَلِيلُ اِشْتِرَاتِ تَوَسُّتِ فِي سُورَةِ تَأْخِيرِ الْمُمْتَنِعِ فَقَدْ. Hani biz diyoruz, faalın ma darebe zeydun illa amren. Burada faalın takdimi nedir? Vaciptir. Burada faalın takdimi teahhiri nedir? Mümkenedir. Nedir? Mümkenedir. Anlıyorsun değil mi? Ha, mümkenedir eğer illa ortada olursa. İlla ortada olmasa faalın teahhiri mümkeni değil. Niye? لَنَوْ لَا قُدِمِ الْمَفْرَانِ فَالْ مَا اِلَّا فَيْخُنْ مَا دَرَبَ اِلَّا عَمْرَزُنْ فَزَّارُ اَنَّ مَا فَرَفْرَانِ. Bak, burada faalın tehirine bir sıkıntı yok. Bu neyin delili oldu?
mümkündür. Ha, faalın tahiri ki mümkündür. Bu onun delildir. Yani illasız tahir vacibdir. Şey, illasız tahir vacibdir. Şey, illasız faalın tahiri caizdir. İllasız faalın tahiri caizdir. Ama illayla beraber faalın tahiri caiz. İlayla beraber mef'ulüne geçerse faalın tahiri burada caiz. Ha. Haza delilu işrati tevessüti fi sureti tahiril mumteni'i fakat. Peki bu onun delildir, doğru. Ve emma delilu işrati tevessüti fi sureti takdimi sabiti. Faalın takdimi burada vacip değil midir? Ma derebe zeydun illa amrın. Burada faalın takdimi vacip. Bunun delili ne? O fakir meskul fi şerhi. Şerhten meskul değil. Niye? Bir zuhuri. Tamam, şerhte zar olduğu için meskul değil. Nedir biz bilelim? Biz bilmiyoruz. Diyor, o ennehu lev kuddime illa ma takaddumil faali alel mef'uli. Oldu mu? لَوْ قُدِّمَ اِلَّا مَا تَقَدُّمِ الْفَاِلِ عَلَى الْمَفْعُولِ Faal, mef'ulunun önüne geçmeyle beraber illa mukaddem olursa. Ne denilirse? مَا دَرَبَ اِلَّا زَيْدٌ اَمْرًا لَوْ قُدِّمَ اِلَّا İlla öne geçerse, ama neyle beraber değil? Mef'ulle beraber değil. Ma takadumil fa'lel mef'ul. Yani fa'l yine önde. Mef'ul sonunda illa öne geçmiş. Ne oluyor? Ma derebe illa zeydun amre. E bak, illa amri zeydin darbiyetinden istisna ediyor. Yok. Ma derebe zeyd. Hiç kimse vurmamış illa amre. İlla amri Zeyd'in adem darbiyetinden çıkartıyor. Diyor, Zeyd'e kimse vurmamış, amr hariç, amr vurmuş. Müstesna nedir? Müstesna Zeyd'dir. Müstesna Zeyd'dir. Müstesna Zeyd'dir. Müstesna minhu Zeyd'dir. Müstesna amr'dir. Çünkü ma derebe Zeydun illa amren. Zeyd kimseye vurmamış, illa amre vurmuş. Amr nedir? Haris. Bak burada illa amri Zeyd'den ne izliyor? İçine izliyor. Yani illa amri Zeyd'in darbiyetinin nefinden istisna ediyor. İlla edat ve istisna. Zeyd müstesna minhu, amr müstesna. E bak, illa illa müstesna olan amr merful arasında müstesna minhu fasıl oluyor, kuzeydir. Bakın. لَوْ قُدِّمَ اِلَّا مَا تَقَدُمِ الْفَعَلَ عَلَى الْمَفْعُولِ لَزْمَ الْفَصْلُ بَيْنَ اِلَّا كُمَا دَرَبَ اِلَّا وَالْمُسْتَسْنَا كُعَانِ الْمَفْعُولَ كُ nedir? Amirdir. Fasl neler olmuş? بِالْفَعَلِ faal fasl olmuş. وَهُوْ غَيْرُ جَائِزِ O da nedir? Caizdir. Yani o faal olan zeyd, edat-ül istisna olan ille ile müstesna olan amir arasında fasl olmuş oluyor. O da nedir? Caizdir. Öyle değil mi? Ha. Kulasa özet olarak mef'ul mahsuru fihi olursa, mahsuru fihi bi illa olursa, faalın takdimi vacip, faalın te'khiri mumteni. Ama eğer o takdim te'khirde illa isimde de ortada olursa bu caiz değil. Takdimul mef'ul illa ile beraber olursa, faal muahhar olursa zarar etmez. Niye? Hasr olduğu gibi duruyor. Hasr olduğu gibi ne? Pek takdimul illa tek olsa faal yine yerinde mukaddem. Mef'ul yine yerinde. Yalnız tevessütül ne olmazsa? Tevessütül illa olmazsa. İlla tek başa öne geçerse bu da caizdir. Bu sefer mana itibariyle, hasr kalb olma itibariyle değil.
edatül istisna müstesnası arasına faal fasıl olmuş oluyor. Bu yönüyle caiz değil. Burayı bildik değil mi? Peki ve innemâ kulna ezhar. Dikkat edin. Şimdiki dersi tekrar ediyorum. Ve innemâ kulna bi şerri tevessut ya beynuma fi sureteyi takdim ve tehir li'ennehu la kudimel mekle alel fa'l ma illa fe yukale ma darebe illa amren zeynun fe zarani manahu. Zahar manası budur. Demek zahar budur. Gayri zahar bir mana var. Evet diyor var. Ve in, yani muhtemel bir mana daha var. وَإِنَّمَا قُلْنَا اَزَّهِرِ وَإِنَّمَا قُلْنَا اَزَّهِرِ اَنَّ مَعْنَاهُ كَزَا. Biz niye böyle dedik? Diyor, ihtimali, bak bir ihtimal daha var. لِيَحْتِمَالِ اَنْ يَكُنَ مَعْنَاهُ مَا دَرَبَ اَحَدًا اَحَدٌ. Hani Amr Zeyd, Amr İlah ile beraber Zeyd'in önüne geçerse bu mana olabilir. مَا دَرَبَ اَحَدًا اَحَدٌ. Hani amren zeyni önüne geçtiği için o takdir edilen de ahaden, ahadunun önüne geçiyor. Ma darebe ahaden ahadun. Hiç kimse kimseye vurmamış. İlla amren zeydun. Sade zeyd ne etmiş? Amre vurmuş. Peki, o zaman zeydin darbiyeti ne oldu? Amre. Amrın medrubiyeti o da zeyd oldu. Çünkü ne diyoruz? Hiç kimse kimseyi vurmamış. Yani hiç dünyada darip medrup yok. Sade darip zeyd medrup amir. O zaman amrın medrubiyeti zeyde hasir. Zeyd'in darbiyeti de amre hasir olmuş. O zaman feyüfüdü inhisara sifeti kullin minhuma fil ahari. Amrın medrubiyeti de zeyde hasir olmuş oluyor. Zeyd'in darbiyeti de amre hasir olmuş oluyor. وَهُوَ اَيْدَ الْخِلَافُ الْمَقْسُولِ. Bu da maksudun neydir? Maksudun hilafidir. Maksud bu değil. Maksud, Zeyd'in darbiyeti amre hasil etmektir. Amr'ın medrubiyeti Zeyd'e hasil etmek maksud değildir. Darbiyeti Zeyd'in gerisine nef etmek, medrubiyeti amre gerisine nef etmek bu maksud değildir. Evet, böyle bir mana olabilir. Fasit bir mana da değildir. Ama ne değil? Maksul bir mana değil. Oldu mu olmadı? Burayı öğrendik mi? Peki ve emma vücubu takdimi aleyhi fi sureti vukuil mef'uli ba'de mana illa. Hani dört yerde faalın takdimi vacibliği, tehiri mumteniydi. O dört yerden biri mef'ul illa veya illanın manasıyla mahsurfi olmuş olsaydı. İlla ile mahsurfi olsa niye takdimi, faalın takdimi vacib öğrendik? Ve emma vücubu takdimi aleyhi fi sureti vukuil mef'uli ba'de mana illa. Niye burada faal-ı takdimi vacip? لِأَنَّ الْحَسْرَ هَاهُنَا فِي الْجُزْءِ الْأَخِيرِ. Burada hasr cüz-i ahirdedir. Hasr nerede? Cüz-i ahirdedir. اِنَّمَانَ الْمَحْسُرُ فِيهِسِ kelamın sonunda ne varsa odur. İmanın mahsuru fihi odur. فَلَا اُخِرَ الْفَعَلُ. Eğer faal muakhar olursa, kelamın sonuna giderse, اِنْقَلَبَ الْمَنَقَةً. Kati olarak. Artık bir şerdi tevessül ne olsa öyle, burada öyle bir kayıt da yok. Kat'i olarak mana o. Bak, inkalebel mana. İrfam ahde harici demin geçtiği manayı diyor. Mane maksud ne oluyor? İnkalebel mana, mane maksud kalb olur. Kat'tan kat'i olarak. Öyle değil mi? Orada hiç olmazsa ilerle beraber takdim edilseydi kalb olmazdı falan. Burada ne yaparsan kat'i olarak, kayıtsız, şartsız olarak o manen maksud ne oluyor? O hasre maksud kalp olmuş oluyor. Oldu mu?
Burayı öğrendik değil mi? Tamam burası. وَاِذَا اِتَّسَّلَ بِهِ اَيْ بِالْفَاِلِ Bak, dünkü dersim, bunun, bugünkünün devamıyla birlikte faalın takdimi vacip olan yerleri öğrendik. Bu sefer faalın teahhiri vacip olan yerleri öğreniriz. Onlar da kaçtırlar? Onlar da dörttürler. وَاِذَا اِتَّسَّلَ بِهِ اَيْ بِالْفَاِلِ دَمِيرُ مَفْعُلِ Faale demir-i meful ne olursa yapışırsa. Faale ne? Demir-i meful yapışırsa. Anlıyorsun değil mi? Yalnız orada bir şey söyleyecek mi? Unuttum. Bir iki satır geri getin. Dedi feyüfül hani ihtimalen yakın mana bu maddara ve ahadan ahadun ila amran zeydun fe yufidin sarasıdı fil min ma'i fil ahire ve huve eyden hilaful mahsulü. Bu da nedir? Hilaf mahsulü. Eyden ne demek? Biraz önce kim mana gayri mustahsen olduğu gibi bu da hilaf-ı nedir? Mahsulü. O eyden oraya gidiyor. Biraz önce gayri mustahsen olduğu gibi bu da hilaf-ı nedir? Mahsulü. Bazen şunu söylemiyorum, unutuyorum. Neyse, bu izle ittesle bihi bil faali. Faale yapışırsın, ben demir-i meful. Meful demiri yapışırsa. Örnek, nahu derebe zeyden gulamuhu. Zeyden derebenin mefuludur. Gulamuhu onun neyidir? Onun faalidir. Onun neyidir? Faalidir. Zeyden onun mefuludur. Bak, gulamuhu'ya demir yapışmış. Nereye gidiyor? Zeyde gidiyor. Gulamuhu'ya demir yapışmış, Zeyd'e gidiyor. Burada faalın tehiri vacip. Gulamuhu, tehiri vacip. Niye? Çünkü gulamuhu'daki ha Zeyd'e gidiyor. Zeyd, her ne kadar rütbesinden muakherse der, dersinde mukaddem. Burada idmara kable zikir, rütbeten var, dersen yok. Bu caizdir. Ama o derebe gulamuhu Zeyd'en olsa diyeyim. Gulamu faalidir. Rütbesinde de mukaddem, lefsinde de mukaddem. O gulamudaki demir zeyd raci olunca idmar-ı kalbine zikirlersen rütbeten lazım gelmiş oluyordu. Bu da nedir? Caiz değil. Oldu mu? Şimdi illeti kendisi söylüyor. Biz böyle azar azar söyleyelim. Onunki gelince, şarınki gelinceye kadar. Yalnız burada bilin izâ ittesel bil faali demirun mef'ulin. Ne? Demiru mef'ulin. Yani mef'ulin demiri yok ki. Ha, burada idafe edna mulabeset içindir. Demir-i mef'ul demek yani mef'ule raci olan demir. Yoksa mef'ulun demir mef'ulun değil. Demir fa'lın mudafu ileyhisidir. Mef'ule nedir? Racidir. Oldu mu? Bunu öğrendik mi? Demir-u mef'ulin, demirin mef'ule idafesi eden mulabeset için olduğunu öğrendik. Bir. Bir de demir-u mef'ulin, bak mef'ul nekire getirdiği, buradaki tenkir umum içindir. Hangi mef'ul olursa, hangi ne? İsel mef'ul lehu, isel ma'hu, isel fihi, hangi mef'ul olursa. Mutebadır mef'ulu bihidir. Burada mef'ul bi olması şart değil. Burada demir-u mef'ulin o mef'ulünün tenkiri bu umumi ne ediyor? Bu umumi ifade ediyor. Bunu bildiniz mi? Nur Mahmet sen de anladın mı? Tamam.
Burada bir haşa Allah yazıyor, burada görmüyorum. Neyse, bunu ben size söyleyeyim, bu haşi güzel bir haşiyedir. Bunu öğrendiniz değil mi? Bu surette fa'lın te'ahiri nedir? Vaciptir. Yani ve'ize ittesele bi'e bil fa'li demir-i mef'ul adderebe zeyden ulamu. Burada fa'lın te'ahiri vacip. Niye? Ta ki marakabe zikirlesen hutbetin lazım gelmesin. Ne zaman? Demir-i mef'ule yapışıp şey faale yapışır, mefhule raci olursa. Durum aynı öyledir. Şimdi diyelim örnek. Derebe zeyden ellezi derebe gulamehu. Güzel bir şey söylüyor. Şimdi demin dikkat edin, bizim misal neydi? Derebe zeyden gulamı. Demir faale yapışmıştı. Nereye gidiyordun mefhule? Faalın tehiri vacit. Bu sefer demir faale yapışmıyor. Nur Mahmud anlıyorsun. Faalın selesine yapışıyor. Faalın, yani faal bir mevsuldür. Ona bir sıra gelmiş, o sıraya demir yapışmış, mefhule gidiyor. Orada da faalın tehiri vacip, mefhulun takdimi vacip. Örnek, derebe zeyden, zeyden derebenin neydir? Bu haşi o değil misin ki? Niye ben görmüyorum? Şurada. Şurada. Peki. Tamam. Kozma ibare okunu ve keze izah ittesele bi siletin bi sileti evsifet bi siletin evsifetin demirul mefhule inden men lem yücevizil fesle bene sıfet vel morsu bilecebi na derebe zeyden ellezi derebe gula mehu zeyden derebenin mefhulu ellezi fa'a derebe gula mehu ellezi neydir? Silesidir. Bakın ellezinin faalın sırasına bir demir yapışmış, zeyden amr, mefhul olan zeyde gidiyor. Buradan faalın tehiri nedir? Vacip. Faalın tehiri vacip. Faalın tehiri burada nedir? Vacip. Niye? Çünkü faalın sırasında demir var, neye gidiyor? Mefhule gidiyor. O mefhulun takdimi vacip. Ve ekreme hinden Raculun derebe gulamaha. Ekreme hinden. Hinden ekremenin neydi? Mefhuludur. Raculun ekremenin faalidir. Derebe gulamaha cümlesi raculun sıfetidir. Bu faal olan raculun sıfeti olan derebe gulamaha'ya demir yapışmış. O mefhul olan hinde gider. Burada da bu raculun tehiri nedir? Tehiri vacib. Öyle değil mi? Tehiri nedir? Vacip. Anlaşıldı değil mi? Biri derse, ya derebe gula meha demir racunun sıfetindedir. Hinde gidiyor. O zaman bu racul faali takdim edelim. Ve ekreme raculun hinden derebe gula meha. İtmara kabile zik lazım gelmemesi için tehiri vacip diyoruz değil mi? O zaman faal olan ellezi birinci misalda. İkinci misalda racülün. Faali tatim yapalım.
o faalın sılesi ile sıfeti dursun. Demir yine muahhar olsun. E biz diyoruz faal takdim edilince bu sefer mef'ul o faal ile sılesi arasına girmiş oluyor. O faal ile sıfeti arasına girmiş oluyor. Bazılara göre bu fasıl caiz, bazılara göre ne değil? Caiz değil. Ha, o kimse ki sılem mevsul, sıfet mevsul arasında fasıl caiz görmüyorlar. Diyorlar fasıl caiz değil. Ha, onlara göre burada faalın teahhiri nedir? Vacib. Niye? Çünkü bu faalın sıresinde veya sıfetinde demir var, mef'ule gidiyor. İdmar-ı kabrezik lazım gelmemesi için bu faali teahhir eder, sıresiyle beraber, sıfetiyle beraber mef'ulu takdim ederiz. Ha mef'ali tek takdim edelim, sıresi sıfeti teahhir edersin, o zaman mef'ul faal ile sıresi, faal ile sıfeti arasında fasıl olmuş. O da bazıları göre caiz değildir. Biz de onlara göre gidiyoruz. Bildiniz değil mi? Bunu öğrendik. Devam ederiz. Ve izâ ittesele bil fâli demirû mef'ûlün haddere ve zeyden gulâmû bir. İzan cevabı daha gelmedi. Ev vaka'a eyl fâilû. Tefsirine fayda verdi. Vaka'nın fâli içinde müstetir huve fâle gidiyor. Mef'ûle gidiyor. Huve medilmesin diye tefsir ediyor. اَوْ وَقَعَ اَيْ الْفَاعِلُ بَعْدَ اِلَّا O illa ki el-mutevesseti beynehumâ. El-mutevesseti beynehumâ. Faal ile mef'ul arasında. Fî sureti takdimi. Hem takdim suretinde, yani faalın takdimi suretinde ve tâhiri hem tâhir suretinde araya girmiş ne? İlla. Faal illadan sonra vak olmuş. Takdim suretinde kufarın takdim suretini kum mümtenidir. Tehir suretinde kum nedir? Vacibdir. Her iki surette idlan nerededir? Ortadadır. Burada da takdimul mef'ul tehirul faal vacib. Nehamâ derebe emren illa zeydun. Şimdi burada faal olan zeyd illadan sonra ne olmuş? Vak olmuş. Burada faal olan zeyd illadan sonra ne olmuş? Muahhar olmuş. Bu zeyd muahhar olsa da illa oradadır. Amren ile zeyden arasındadır. Zeyd öne geçse de ma derebe zeydün illa amren yine ortadadır. Burada o zaman ne vacip? Amren takdimi vacip. Mef'ulün takdimi vacip. Veyahut da diğer bir tabirle Zeyd'in tehiri nedir? Vacibdir. Niye? Çünkü tevessüt şartıyla beraber takdim olursa, faalın takdim olursa hasr kalb olur. Ma derebe amre illa zeydun. Zeyd'den başka kimse amre vurmamış. Ama ma derebe zeydun illa amren olursa zeyd amirden başka kimseye vurmamış. Bakın o hasr ne oluyor? Kalb oluyor. Peki niye bu kaydı söylediğim? Bade illel mutevessiti dedi ve faidatu hazel kaydi müslüma arefte anifen. Biraz önce hani bu faalın teahhirinin vacip konusu. Faalın takdimin vacip konusunda tevessüt kaydının faydası ne idi? Burada da nedir? Oldu. Çünkü burada da illa zeydun zeyd illa ile beraber öne geçerse ma derebe illa zeydun alır. Hiçbir sıkıntı yoktur. Ha bazıları Hasan görmüyorlar. Niye Hasan görmüyorlar? Maderebe yok burada. Maderebe illa zeydun. Hani orada sifet tamam olmadan önce ne oluyordu? Bitiyor. Burada o sıkıntı da yok. Burada o sıkıntı da yok. Maderebe illa zeydun amre. Yok. Aynı burada da sıkıntı var. Ma derebe illa zeydun. Ma derebe illa zeydun. Yani zeyden başka şey, amirden başka zeydin medrubu yok. Bak zeydin, amrın medrubiyeti zeyde ne diyoruz? Hasrediyoruz. Ma derebe illa zeydun.
Amr'ın mağlubiyeti Zeyd'e hasır yapıyoruz. Daha Amr gelmedi. Amr ne olmadı? Gelmedi. Bak burada da ne olmuş oluyor? Min kabili kasr sıfeti alel mevsufi kable tamami sıfeti. Biz burada Amr'ın mağlubiyeti Zeyd'e hasır ediyoruz. Amr'ın mağlubiyeti daha tamam olmalı. Amr gelmedi. Oldu mu? Burada da demir ki fi sureti takdimi faalın takdimi sureti ki kum mumtenedir. Ve teahiri faalın takdim sureti ki kum nedir? Sabittir, vacibdir. Niye burayı ki işte bir tekrar ediyorum? Hani zannetmiyorsanız burada takdim, takdimul mef'ul, teahir, teahir falan öyle değil. Takdim, teahir ikisi nedir? Faalındır. El mütevessiti beynehuma fi sureti takdimi vacib olan. Ne olan? Vacib olan. Şey mumteni olan. Faalın takdim sureti ki kum mumtenidir. Ve teahiri faalın teahir sureti ki kum nedir? Sabittir, caizdir, vacib. Burada da takdim vacib. Niye? Hasır kalb olmaması için. Kendisi zaten söylüyor. Ev ittesele mef'uluhu. Ev ittesele mef'uluhu. Yahut da mef'ul nedir? Muttesil. Fiilin mef'ulü mutessir. Atladın mı? Evvekal fa'ilu ba'de manaha. Fa'al bu sefer illadan sonra değil, illanın manasından sonra geliyor. Yani illanın manası ku innemadan çıkıyor. O da kelamın sonunda zuhur eder. Ha, fa'al da kelamın sonundadır. O fa'al illanın manasından sonra ne olmuş oluyor? Vakı olmuş oluyor. Ha nereye gidiyor? Ey mana illa. Çünkü illa kelime itibariyle manasıdır. Örnek nahu innema darebe amren zeydun. Bak burada zeyd kelamın sonunda olması hasebiyle innemadan anlaşılan illanın manasından sonra gelmiş. Çünkü illanın manası innemadan anlaşılan illanın manası kelamın sonundadır. Burada da takdim nedir? Mumtenidir. Tehir nedir? Vacibdir. Burada tevessüt kaydı da yok. Alel itlaktır. Niye? Çünkü takdim tehir olursa burada kat'an hasır kalb oluyor. Ev ittesele mef'uluhu. Yahut da fiilin mef'ulu nedir? Fiilin mef'ulu mutessir. Mef'ulu neye götürüyoruz? Fiile. Ve yahut da ittesele mef'uluhu. Fa'lın mef'ulu. Faalın ne? Mef'ulu. Çünkü mef'ul fiilindir. Fiil de faalındır. Dolayısıyla mef'ul ne oldu? Faalın oldu. Faalın mef'ulu mutessil olmuş. Nasıl mutessil olmuş? Bi'en yekunel mef'ulu demiren mutessilen bil fiil. Mef'ul fiile mutessil bir nedir? Demirdir. Fiile mutessil bir demir. Şimdi böyle deyince fiile mutessil bir demir. Dereb derebtuhu bak derebtuhu da girdi derebtuhu orada tu fiili bir cüz'i değil mi? Bir cüz'i hükmünde değil mi? Hu fiile yapışmamış mı? Bak derebtuhu o da girdi derebehu o da girdi. Her ikisinde mef'ul fiyle nedir? Gidi. Tabi bize lazım olan derebtu değil. Derebtu zaten faal önden mef'ul sonunda. Biz hani getiriyoruz ki faalın tehiri vacib. Ama girdi. Ve huve eyl fa'ilu gayru demir mutessilin bihi. Faal fiyle mutessil bir demir değil. Aha derebtu çıktı. Derebtu mef'ul demire mutessil bir fiildir. Ama onunla beraber faal da demir mutessil bir fiildir. Ve huve gayru mutessilin bihi deyince o çıktı. Örnek nahu darabeke zeydun. Mef'ul darabeke demire mutessildir. Fa'al ismu zahardır. İsmu zahar şart değil. İster ismu zahar olsun, ister demire mutessil olsun. Fark etmiyor. Burada fa'alın tehiri, zeydin tehiri vacibdir. Tehir nedir? Vacibdir. Niye tehir vacibdir? Çünkü kaf demire mutessildir.
Zed öne geçerse o kaf derebeden kopmuş oluyor. Demir muttasıl olan kaf infisal durumuna düşüyor. İttisal, infisal da birbirine zıt. Onun için orada mefhulun takdimi, fa'nın takdimi caiz değil. Niye? Çünkü mefhulda ittisal, infisal ikisi oluşuyor. Bunlar da birbirine münafi, bir yerde olmaz. Ha ancak ke'yi iyâke yaparsa, münfasıl yaparsa o zaman zaten sıkıntı yok. Bizim bahsettiğimiz mefhuldan çıkar. وَجَبَ تَأْخِيرُهُ Fa'nın tehiri nedir? Vacib. Hu nereye gidiyor? اَيْ تَأْخِيرُهُ Tefsine fayda verdiği hu fa'lı gidiyor. اَنِلْ مَفْعُلِ Bir de fayda verdi ki وَجَبَنَا مُتَعَلِّقِ مَحْزُفْ nedir? اَنِلْ مَفْعُلِ O وَجَبَ تَأْخِيرُهُ فِي جَمِعِ هَذِهِ السُّوَرِ Bu suretlerin tamamında İstisnasız. Hepsinde faalın tahiri nedir? Vacib. Peki biri derse bu misallerde faalın tahiri vacib. Hani dünkü derse böyle şöyle olursa faalın takdimi vacib dedi. E bugün de böyle şöyle olursa mef'ulun takdimi vacib deseydi. Niye mef'ulun takdimi vacib demedi? Faalın tahiri vacib dedi. Halbuki faalın tahiri vacib olduğu yerlerde Mef'ulun takdimi de nedir? Vacib. Niye burada vecibe takdimuhu, takdimul mef'ul vacib demedi de vecibe te'khiru fa'lın te'khiri vacib dedi? Çünkü konu nedir? Mevzu nedir? Biz fa'lın ahkamlarını zikrediyoruz. Öyle değil mi? Onun için sarahaten direktmen fa'lın ahkamlarını zikretti. Takdimi, fa'lın takdimi vacib. Mef'ulun fa'lın takdimi vacib. Fa'lın te'khiri vacib dedi. Bu sefer mef'ulun ahkamları, faalın takdimi vacib olan yerlerde mef'ulun te'khiri vacib olur. Faalın te'khiri vacib olan yerlerde mef'ulun takdimi vacib olur. Dımnen anlaşılır, onunla neyti iktifa ettiği. Bunu öğrendik. Niye bu dört yerde faalın te'khiri vacib? Biz zaten söyledik, o da söylüyor. Ama fi sureti ittisali demiril mef'uli bihi. Derebe zeyden gulamuhu faala bir demir yapışıp mef'ule geçseydi orada faalın tahri niye vacip? Feliella yerzemel idmaru kabre zikrilesin ve rütbeten. Ta ki bu lazım gelmesin. Bu da idmaru kabre zikrilesin ve rütbeten. Altı yer müstesna. Bazılara göre yedi yer müstesna. Geri kalan yerlerde caiz değil. O caiz olmayan idmaru kabre zikrilesin ve rütbeten lazım gelmemesi için faalın tahri vacip. وَمَا فِي سُرَةِ وَقُعِ بَعْدَ اِلَّا اَوْ مَعْنَهَا O niye vacibdir? فَلِيَلَيْنْ قَلِبَ الْحَسْرُ الْمَطْلُوبُ Ta ki hasr-ı matlub ne olmasın? Kalp olmasın. Hasr-ı matlub kalp olmasın. Matlub olan hasr kalp olmasın. Bak matlub olmasaydı kalp olsaydı zarar etmezdi. O bize matlub olan hasr kalp olmaması için. Çünkü kalp olursa bizim maksudumuz ne oluyor? Tam tersi çevrilmiş oluyor. وَمَا فِي سُرَةِ كَوْنِ الْمَفْعُلِ دَمِرًا مُتَّسِّلًا Hal hal vel fa'lu gayru muttassilin. Fa'l da nedir? Gayru muttassil olursa. Burada te'khir-ül fa'l niye vacib? فَلِ مُنَافَاتِ الْاِتِّسَالِ El-infisale. Sizinki el-infisale yok mu? Benimki yok. Sizinki varsa iyi. Çünkü ittisal-infisale nedir? Münafidir. İttisal infisal bir yerde olmaz. Tamam, ittisal infisal bir yerde münafatları var, bir yerde cem olmazlar. Burada infisal neyle gerçekleşiyor? بِتَوَسُّتِ الْفَاِلِ الْغَيْرِ الْمُتَّسِلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْفَيْلِ بِتَوَسُّتِ الْفَاِلِ الْغَيْرِ الْمُتَّسِلِ بِتَوَسُّتِ الْفَاِلِ Fa'nın tevessutuyla. دَرَبَكَ زَيْدٌ بِتَوَسُّتِ الْفَاِلِ دَرَبَ زَيْدٌ كَ O faal ki el-gayr-i muttasili. Niye gayr-i muttasili dedi? Darabtuke. Faal demire muttasili olursa, fiil ile mef'ul arasında girerse sıkıntı yok. Çünkü faal demire muttasili olduğu zaman o da fiilin bir cüz'i kabul edilir. Ecnebi bir fasıl kabul edilmez. Fe'li münafadil tisali el-infisali bi tevessutu faal-i gayr-i muttasili beyne ve beynel fiili. Bi hilafi ma izâ kânel faalü eyden demiren muttasili tesis söylüyor. Bu olursa zarar etmez. Niye? فَاِنَّهُ يَجِبُ الْحِنَزِنْ تَقْدِمُ الْفَعَلِ Faalın takdimi vacib. Bu ne muhterezidir? وَهُوَ غَيْرُ مُتَسِنْ dedi ya metinde.
şartta da değil, metinde de dedi. Bi khilaf ma iza kana al-fa'lu aidan damiran mutasilan fe innehu yajibu hinazin taqdimul fa'li. Fa'lın taqdimi vacib olan yerlerden biri. Nadara Türkiye. Niye? Çünkü fa'l damiran merfu'un mutasil olduğu zaman fa'l olmazsa hasebiyle manen fi'l bir cüzidir. Damiran mutasil olunca da lafsen ne olur? Cüz olur. Mef'ul fi'l ile fi'lin bir cüzlersen manen fi'lin bir cüz olan fa'li arasına giremez. Giremediği için mecbur orada ne oluyor? Fa'lın takdimi vacip oluyor. Dünkü derse bakın. Ve izâ intefel ya Rabbi lesen fî mavel karinetû ev kânel fa'lû mudmeren mütesil. Bak fa'l mudmeren mütesil olursa. Fa'l ne olursa? Peki fa'l mudmeren mütesil. Mef'ul gayri mudmeren mütesil dedi mi orada? Niye? Fa'l mudmeren mutasil olduktan sonra mef'ul ise mudmeren mutasil olsun, ise ismi zahar olsun. Ne olursa fa'lın takımı vacip. Ama buraya gelince mef'ul demire mutasil olursa ne zaman o mef'ulun takdimi fa'lın takdimi vacip olur? Ve huve gayr-i mutasil. Fa'l gayr-i mutasil olmak kaydıyla. Anlıyorsun değil mi? Çünkü mef'ul fa'l gayr-i mutasil olmasa mef'ulun demire gayr-i mutasil olması bir şey ona kazandırmaz, ifade edilir. Oldum. Belki siz de hatırlarsınız. Sütüde de geçiyor. Mef'ulun fa'ale takdimi vacip olan yerlerden biri de mef'ul sıfeti cari al-gayri menhele onun sıfeti olursa. Aklınız varsa haşi okuyayım size. Akdunami vecbe tahiru. Yani cami sayfa 474. Gördünüz mü? İkinci satıra bakın. Aklınamı ikinci satır. Üçüncü satıra bakın. Ve min cümletil mevâdi'i illeti vecebe takdimul mef'uli alel fa'li kevnu sıfeten cariyeten ala gayrimmen yerle. O mef'ul sıfete cari ala gayrimmen yerle olursa. Yani ne demek? O mef'ul sıfete cari ala gayrimmen yerle onun mef'ulü olursa faala takdimi vacib. Nahu, hindun, zeydun, daribuhiye. Manası nedir? Hindun, hind. Zeydun, zeyd. Daribuhu, zeydun, daribi, hiye hindir. Şimdi bu darib kimdir? Kim kimin daribidir? Hind, zeydun daribi. Bu daribiyet vesfi kimindir? Hindindir. Hindir vesfi. Peki terkip yaptın. Hindun mutuda, Zeyd ikinci mutuda, dari bu hiye Zeyd'e ne olur? Haber olur. Bak bu sıfet Hindun iken Zeyd üzerine ne oldu? Cari olur. Bu sıfette cari ala gayri menhiyellehu'nun mef'ulü ku dari buhu hiyeye takdimi nedir? Vacib. Hiyeye takdimi nedir? Vacib. Bak bu da var. Halbuki وَلَمْ يَسْكُرُ الْمُسَّنِفُ وَمِنْ جُمْلَةِ الْمَوَادِ اِلَّتِي وَجْبَ تَحْتِمُ الْمَفْرِ عَلَى الْفَالِ كَوْنُ سِفَدًا جَرَدًا عَلَى غَيْرِ مَنْ يَلَّهُ نَا هِنْدُنْ زَيْدُنْ دَارِبُ هِيَ وَلَمْ يَسْكُرُ الْمُسَّنِفُ. Bildiniz mi? Musa'nı zikir etmedi ama o söylemeden bir söyleyelim. Darib bu demir mutasır değil midir? Demir mutasır. Ha, lafı demir mutasır olursa, faal da gayri mutasır, faal hiye, bak mutasır değildir. Oldu mu? O da diyor ve ucibe bi ennehu mundaricun tahta kavlihi izâ ittesele bihi mef'ulun ve o gayr-i mutasil. Bu ona girdiği için ayrı zikretmeye gerek görmemiş. Anlaşıldı? Tamam, burada duralım. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب